başkanım var. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Sayın Genel Başkanım'a ben de bir meslek mensubu olduğum için çok teşekkür ediyorum. Burada olmak bana onur verdi. Kendisi beni telefonla aradığı zaman büyük onur duydum. Ve burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Sizlere de bu yorucu günün sonunda burada kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de küçük bir anekdotla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz biz akademisyenler mikrofonu bulduğumuz zaman konuşuruz. Bu hepimizin genel özelliği. Bir gün bir toplantıda bir akademisyen konuşuyor, o kadar uzun konuşuyor, ki salonda kimse kalmıyor. En son bir kişi kalıyor, bildiğiniz bir anekdotu belki. Diyor ki, konuşma bittikten sonra, efendim diyor, çok teşekkür ettim, bu kadar diyor uzun konuştum ama ilginizi hiç eksiltmediniz ve toplantıda kaldınız. Konuşmacı diyor ki, efendim ben de size teşekkür ederim ama ben sizden sonraki konuşmacıyım. Dolayısıyla ben sizlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. 2015 yılı dünya genelinde beklentilerin olduğu yıl olarak kabul edilebilir. İyileşmeler var ekonomide, Amerika kaynaklı. Krizin ortaya çıkması 2008 yılında Amerika kaynaklı ortaya çıktı. Aslında ben de meslek mensubu olduğum için bunu şöyle ifade edebilirim. Krizin hemen çıkış noktasından bir tanesi. Biz biliyorsunuz tarihi değerlere esas alıyoruz bilançolarımızı düzenlerken. Ama onlar güncelleşmiş değerlere esas alırlar. Dolayısıyla kredi kurumları kredi verirlerken her seferinde güncelleşmiş değerler üzerinden kredi limitlerini açtılar. Ve en sonunda varlıklar karşılarındaki vermiş oldukları kredileri karşılamayınca, hani Amerikalı'nın aldığı ev karşılığı kredisi 500-600 bin dolarlara çıkınca ama evin fiyatı 300 bin dolarlarda kalınca Amerikalı'dan bu 600 bin dolar geri istenince o da ben bunu ödeyemiyorum, buyurun teminatınız olan evi alın dedi ve böylece kriz ortaya çıktı. Bu en basit anlatımıydı. Dolayısıyla bugüne kadar geldiğimiz süreçte bu krizden nasıl çıkarım diye Amerika düşündüğünde önce şöyle bir şey düşündü. Dedi ki ben bu krizden önce bir bütün dünya ülkelerini ihraç edeyim. Nasıl bunu ihraç edeyim? Sınırsız sayıda para basın. Aylık 85 milyar dolarlık tahvil alım programı uyguladı Amerikan Merkez Bankası ve dedi ki ben hangi tür tahvili getirirseniz getirin hiç ayrım yapmaksızın alacağım. 85 milyar dolar her ay piyasaya pompalayacağım. Böylece yaklaşık 4,5 trilyon dolar civarında bir parayı bilanço büyüklüğüne çıkardı ve dünya geneline yaydı. Biz de bundan nasibimizi aldık. Bizim 2008 sonrası ekonomimizde iyileşme ya da büyümenin temel faktörlerinden bir tanesi de tüm bizim gibi gelişen ülkelere gelen hesapsız kitapsız bu büyük miktardaki sıcak paraydı. Ama Amerika daha sonra paranın sahibi kendisi olduğu için bu kez ben parayı geri çekeceğim demeye başladı. Ve bu geri çekiş noktasında da temel hareketi faiz artırımı yoluyla olacak. Ve bunun için de iki tane kriter belirledi. Dedi ki benim işsizlik oranım beklenti işsizlik olan 6 rakamlarına gelinceye kadar ve enflasyonum da %2'lere gelinceye kadar ben buna devam edeceğim. Daha sonra da ben faiz artırımına gireceğim. O kadar iyiydi. İş yaratma gücüne sahip oldu ki son 12 aylık rakamlara baktığınızda gerçi geçen ayki rakamlar kötü geldi ama bu rakamlar özellikle Amerika'daki kışın kötü geçmesinden kaynaklanan verilerdi. Muhtemelen revize edilecek bu ayki tarım dışı istihdam verileri 12 aylık ortalamalarda 200 bin kişi istihdam üzerinde istihdam sattı. Ortalaması 200 bin. Bu müthiş bir ödem. %6,5'a çekilmiş olan bir işsizlik. Enflasyonda bu kadar başarılı olamadılar ama onu da 2017'ye kadar süreç içerisinde %2'yi bulacağız diye öngördüm. Dolayısıyla tahvil alım programını önce durdurdular, arkasından da şimdi faiz artırım sürecine girecekleri beklentisi içinde girecekleri de ilan ettiler. Ama şimdi bizim bundan sonraki süreçte tartıştığımız artık miktarı da biliyoruz. Yani 0.625 puanlık bir artış olacak 2015 yılında. Ama bunun ne zaman olacağı konusunda kafamızda tereddütler vardı. Peki bugün doların fiyatında düştüğünü hepiniz belki yakından takip edenler biliyordur. Bunun temel sebebi Amerika'nın faiz arttırım sürecine öteleyeceği yönünde. Dolayısıyla biz de bu Amerika beklentileriyle beraber hareket ediyoruz. Diğer taraftan Avrupa'da aynı şekilde benzer bir tahvil alım programı gibi program uygulamaya çalıştı. Diğer terör dedikleri bir parasal genişleme yöntemini seçti. Ve onlar da karar mekanizmaları çok zor hareket ettiği için yani bir Amerika gibi yola çıkıp da Amerika gibi olamadıkları için çok farklı kafadan sesler çıkıyor ve bu çok farklı kafadan çıkan seslerle bir uyuma ulaşamıyor. Burada farklı sorunlar var. İşte Euro meselesi var. Almanya'nın Euro
yasası var, bu boşuna bir destekleme değil. Hiç kimsenin Euro'dan çıkmasını istemiyor, izin de vermiyor. Sebep çok basit. Geçen Bernanke'nin Brooklyn Enstitüsü'ne yazmış olduğu bir yazı vardı. Çok enteresan bir yazı. Diyor ki, eğer Almanya markta kalsaydı, yani Euro'ya geçilmeseydi Avrupa Birliği'nde, bu kadar büyük ekonomik başarı elde edemezdi. Bir kere Euro'ya geçilmesi vasıtasıyla maliyetlerini tamamen düşürdü. Kendi maliyetlerini diğer ülkelere yükledi. Dolayısıyla ihracatı için temel ortak bir para birimi oluşturdu ve bu süreçten en çok karlı çıkan ülke Almanya oldu. Dolayısıyla rakamlar da bunu teyit ediyor. Almanya müthiş ticaret fazlası veren bir ülke ve kesinlikle kimsenin Euro'dan çıkmasına izin vermiyor. Hatta Almanya'da Merkel özellikle Yunanistan'ın Yunan tahvilleri alınıp alınmaması konusunda kendi kamuoyunun çok büyük tepkilerine karşı koydu ve Yunanistan'ın çıkması bahasına bu süreci devam ettirdi. Şu anda da işte Yunanistan'da olan durumlar devam ediyor. Birazdan ona da değineceğim. Dolayısıyla Almanya açısından da ve Avrupa açısından da aslında işler sanıldığı kadar kötü değil, yavaş yavaş iyileşmeler başladı. Şimdi peki niye bizim için önemli? Yani Almanya büyüse ne olacak, büyümese ne olacak? İki açıdan önemli. Birincisi Almanya bizim temel ticaret partnerimiz. İhracatta bir numaralı ülkemiz, ithalatta da gene ilk üçün içerisinde. Bundan daha ötesi Almanya eğer biz gelişiyoruz diyoruz, ekonomik gelişmişlik anlamında da gelişmeye çalışıyoruz. Eğer biz gelişeceksek model ülkelerden bir tanesi Almanya. Almanya Avrupa Birliği içerisindeki en gelişmiş ülke hem ekonomik açıdan hem çok çeşitli diğer farklı faktörler açısından. Hani enerji verimliliğinde dünyanın bir numaralı ülkesi, Almanya'da kendi istatistik enstitüsü verilerine göre geçen yıl demir yollarını kullanan kişi sayısı 1.6 milyar kişi. Sadece Almanya içerisinde Alman demir yolları kullanmış. Müthiş bir demir yolu altyapısı var. Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesi. Ve dolayısıyla son derece gelişmiş bir ülke. Ve bizim açımızdan şöyle bir önemli. Almanya, Türkiye ekonomisinin 4,5 katı daha büyük bir ekonomi. Bu şu demek. Almanya hiç büyümese bile Türkiye'nin en az her yıl %4,5 büyümesi lazım ki aramızdaki o gelişmişlik farkını kapatalım. Ve bu da 26 yıl alıyor yapılan hesaplara göre. Dolayısıyla bu süreç müthiş bir süreç. Çok güçlü bir ülke. Diğer taraftan hemen arkasından da Fransa geliyor. Diğer sorunlu ülkeler işte Yunanistan, İngiltere, yani İtalya özür dilerim, Portekiz, İspanya, İrlanda olarak sıralanabilir. Bir de Kıbrıs var ki Kıbrıs'ın çok enteresan bir durumu var. Avrupa müktesebatına aykırı olarak aslında fiilen bölünmüş bir ülke Avrupa Birliği'ne üye olarak alındı. Normal şartlarda alınmaması lazım. İki örneği var. Biri Doğu Almanya, Almanya parası ödedi. Doğu Almanya'yı kendi içine aldı. Diğeri de işte Kıbrıs'ın güney kısmı. Gerçi onun adının tamamını temsil ettiğini iddia ediyor. Diğer tarafta yeni ekonomik gelişmeler ilgili olarak Rusya var. Ukrayna'yla yaşamış oldukları büyük bir problem. Buna karşı uygulanmış olan ambargo, ambargo neticesinde düşen petrol fiyatları, petrol fiyatlarıyla beraber müthiş bir devalüasyona uğramış ruble ve çok büyük bir karar aldı Rusya Merkez Bankası. Bir gecede faizleri arttırdı. Hemen arkasından daha çok yeni faiz indirimine gitti ve rubleyi belli bir yerlerde dengeledi. Şimdi tüm bu dünya gelişimleri içerisinde de bunlar bizi çok yakından etkiliyor. Almanya ihracatımız anlamında etkiliyor. Rusya bizim kuzey komşumuz çok etkiliyor. Yunanistan hemen burnumuzun dibinde çok etkiliyor. Amerika bütün dünyayı etkiliyor. Ve bir de Çin faktörü var. Bu senenin temel trend konusu büyüme konusu. Ülkelerin birinci sorunları büyüme. Tabii ki bizim de özelimizde sıkıntımız çok büyük. Çok zamanımız almadan biraz özetlemek istiyorum bizdeki sıkıntıyı da. Biz de büyümek yolunda çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. 2.9'luk bir büyüme aslında rakamsal olarak, Türk lirası olarak büyüdük ama dolar bazında küçüldük. Dolar bazında baktığınızda 810 milyar dolar civarında bir gayri safi yurt dışı hasıla, 11.200-11.300 dolarlar civarında bir kişi başına düşen milli gelir ve 16. sıradaki yerimizi Hollanda'ya kaptırdığımız bir ekonomiden bahsediyoruz bu yıl için. Eğer aynı büyüme oranlarıyla devam edersek, Suudi Arabistan'da önümüzdeki yıl bizim önümüze geçiyor ve 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri diye çıktığımız yolda bu büyümeyle gidersek 2023'te dünyanın en büyük 20. ekonomisine düşeceğiz. Mevcut yerimizi bile koruyamıyoruz. Şu açıdan Türkiye açısından fikir vermesi açısından önemli. Sabahleyin başkanlarımızdan bir tanesi bahsetti Apple'ın piyasa değerinden.
Apple'ın güncelleştirilmiş piyasa değeri geçen haftaki o 2 hafta önceki rallide yaklaşık olarak 780 milyar dolar civarına ulaştı. Bu şu demek, bir Apple eşittir bir Türkiye. Yani bunu her yerde söylüyorum, çok önemli. Türkiye orta yine tuzağın içerisinde ve tam da göbeğinde düştük. Buradan çıkış için temel şart var. Bu başka bir çıkış yolu görülmemiş dünyada. Bir, Kore'nin yaptığı gibi temel orta öğretim ve lisede çok ciddi büyük yatırımlar yaparak eğitim konusunu müthiş bir şekilde iyileştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin sorunu ihracatçı birlikleri başkanlarının söyledikleri gibi parite sorunu falan değil. Evet, parite şöyle bir sorun. Biz orta ve düşük düzey ürünler üretiyoruz. İhracatımızın %73'ü orta ve düşük düzey ürünlerden oluşuyor. Teknolojiye sahip ürünler. İthalatımızın ise %73'ü yüksek teknoloji ürünlerden oluşuyor. Dolayısıyla çok düşük ve orta teknoloji ürünler üretiyoruz. O nedenle bizim kazancımız şuydu geçmişte. Biz ithalatı dolarla yapıyorduk. Doların fiyatı euroya göre düşüktü. Parite yüksekti. İhracatı daha çok Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyorduk. Orada da euronun artan değerinden değer kazanıyorduk. Dolayısıyla parite istediğimiz buydu. Ama biz asla katma değer yaratan ürünlerden para kazanmıyoruz. Zeytini biz üretiyoruz. İspanya'ya gönderiyoruz. Onlar işliyor. Onlar şişiriyor. 5 katı fiyata satıyorlar. Biz fasoncu olarak çalışıyoruz. Keza tekstilde öyle. Ben bunu söylediğim zaman tekstilciler gücüm ediyorlar. İşte sen Türkiye'nin en önemli sektörüyle de oynuyorsun. Bunun üzerine çok gitmemek lazım. Doğru. Türkiye'nin önemli bir sektörü. Ama bizim tekstildeki rakiplerimiz Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Hindistan'ın güney kesimi. Dolayısıyla rekabet edebileceğimiz alanlardaki ülkeler bizim aynı gelişmişlik ve aynı beklenti düzeyindeki ülkeler değil. Onun için birinci temel şart, mutlak surette Kore'nin yaptığı gibi yüksek miktarda insan gücüne yatırım, yüksek teknoloji üreten. Yani bizim temel hedefimiz bir yerli otomobil üretmek olmamalı. Bunu her yerde söylüyorum. Türkiye'nin temel hedefi gelecek nesillerin kullanacağı elektrikli otomobillerin bataryalarını üretmek olabilmeli. Vazgeçilmez bir ülke olabilmeli. Onların iç aksamlarını üretebilmeli. Ama bugün Mercedes'in, bugün BMW'nin, Audi'nin, Volkswagen'in yapmış olduğu Ar-Ge çalışmalarına ayırabilecek kendi milli gelirinizden payınız yok. Dolayısıyla bunlarla başa çıkmanız mümkün değil. Yani şunu yapabilirdik, bugün ben de businessnet.com.tr'de yazıyorum Bloomberg grubuna. Orada şöyle bir tespitte bulmaya çalıştım. Dedim ki, bizim şirketlerimiz pek çok satılıyor. Ama aldığımız güzel şirketler de var. Devletimizin teşvik politikası başından sonuna yanlış. Yani şöyle bir politikamız olsa, şirketler, diğer gidip bazı şirketleri almak istediklerini yurt dışındaki bunlara çok büyük imkanlar var. Onlara müthiş krediler verse, bunlara uzun dönemde sıfır faizli krediler verse çok daha başarılı teşvik yaratmış olacağız. Mesela Volvo vardı. Volvo'yu kaçırdık biz. Yani yerli otomobil üretme sevdasından vizyonumuzu kaybettik. Önümüzdeki durumları kaçırdık. Dolayısıyla onu alıp yerleştirip dünyanın her tarafına satabilirdik. Teknolojisini alabilirdik en basitinde. Bunun gibi onlarca marka var. Ama satın alma yapan şirketlerimiz yok. Bu var. İşte Koç grubu gitti, Grup diye aldı. Ülker Godiva'yı aldı. Arkasından Cadbury'yi aldı. Gurur duydu. Bunların hepsiyle. Ama satılan şirketlerimiz de var. Çok büyük emekle oluşturmuş olan Vigo'yu Panasonic'e sattık. İşte diğer gıda sektöründe pek çok el değiştirmeler oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu alanda yapacak çok şeyleri var. Şimdi 2015 yılına geldiğimizde şu anda hepimizin kafasındaki soru dolar nereye gidecek konusu. Bu yabancı raporlamalarda çok sık bizim de önümüze geliyor. Ben aynı zamanda demin Bloomberg'den bahsederken Bloomberg televizyonda da çalışıyorum. Orada cuma günleri ve çarşamba günleri ekonomi yorumculuğu yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla veri tabanını çok net bir şekilde görüyoruz. Mesela en son gelen Barclays raporlarından bir tanesi doların yıl sonu kurunu 2.90 olarak raporladı. Kendi yabancı yatırımcılarına. Dedi ki Türk lirası 2.90'ı görür. Görür mü? Görür. Görebilir. Ama dedi çok enteresan bir nokta var. Hala da onun üzerinde duruyorlar. Bir yıllık süreçte yani Mart'tan Mart'a year over year baktığımızda Mart'tan diğer Mart'ta dolar 3 lira olur. Dolar 3 lirayı geçerse ilk kırılacağı nokta kırılma noktası 3 yıl. Şimdi bu rakamlar çok enteresan rakamlar. Yani
biz doları bırakalım, gitsin bir yerde kendine denge bulsun, böyle bir şey yok. Dolar Türkiye için temel ekonomik göstergedir. Tıpkı bir Alman'ın için enflasyon temel göstergeyse, tıpkı bir Amerikalı için haftalık satış rakamları göstergeyse, dolar da bizim için gösterge. Çünkü biz geçmişimizde travmatik, bizim genlerimize işlemiş her türlü travmatik olayı bu temel göstergeyle yaşadık. Doların TL karşısındaki değeriyle yaşadık. Keza gene aynı şekilde Almanlar